Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Motuan Bugün sizlerle Chess.com Speed Chess 2023 şampiyonasında 13 Eylül tarihinde Ali Reza ile Vestiso arasında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Bu maçın önemi şöyle belirtmem gerekir ki high Break'lerde oynanan bir oyun skor 15.5-15.5 kazanan alacak diyebilirim. Ve Vestiso gerçekten çok güzel bir at fedasıyla bu maça noktasını koymuş oldu diyebilirim. İsterseniz şimdi başlayalım. E4, E5, at 3 at C6 ve İtalyan açılışını tercih ediyor Vesso. Aslında bir nebze at F6 ile devam ediliyor. D3, il C5, kısarok ok, kısarok ok, A4. Burada amaç B5'i ya da a 6B5'i kesebilmek. Vezir kanadından şimdilik bir alan kazanma amacını taşıyoruz tabii ki. İleride tekrar C3, B4 gibi ya da A5 gibi hamlelerle vezir kanadından alan kazanma duruma göre yapılabilir diyebiliriz. Şimdi burada D6 ile devam edilmiş. b 3 B6, at BD2. H6. Güzel. G5'e gelebilecek herhangi bir taşın şimdilik önünü kesmiş bulunuyoruz. Peki ve so burada nasıl devam etmiş? C3. Dediğimiz gibi D4 sürme amacı olabilir. B4, A5 amacı olabilir. Tabii ki buna da A7 fikriyle ee, bir karşı konulma durumu var tabii ki ama C3 şu anda mantıklı gözüken bir hamle olarak. Zaten açılış evresinde olduğumuz için oyuncular buna hakim. At G4 bir B6'dan sonra şimdi A B6 Tamam. O zaman B6'da diyor ki artık D4 oynamalıyım. Burada merkezi bir girişimde bulunmak zorundayım diyor. Burada Ali Reza Kale E8 oynuyor. Kale E1 At F6 bir B5 Fil D7. H3. Güzel. Biz de aynı şekilde tedbirimizi almış olduk. G4'e gelinmesini istemiyoruz. Atımızın açmaza alınmasını, vezirimizi burada sıkıntıya düşürmesini istemiyoruz. Güzel. Şimdi burada Ali Reza AT7 ile devam etti. Billeri takas edebiliriz, kırışabiliriz teklifini buluyor. Ve o da kabul ediyor. Fil D7, at D7'den sonra. Şimdi at F1, at G3 e amacı var tabii ki. At G6, At G3 At F6, Atlarımızı dizdik. Bu Kasparov'un bir fikridir. Yani Kasparov'un da oynadığı bir daha doğrusu popülerleştirdiği diyebiliriz. Bir fikirdir. Ee, şimdi Vezir c ile devam ediyor Vesiso. Tamam. E4 piyonun savunmasını sağlamlaştırıyordu diyebiliriz. Vezirce C2 ile açılması muhtemel. B1 e, H7 çaprazında da bir etkili olma durumunu e, istiyor olabiliriz tabii ki bu hamleyle. Buna şimdi vezir d ile devam ediyor Ali Reza. Tamam. D4. Ataş 7. Vezir d2. Şimdi alınma fikirleri olabilir. Çünkü piyon alamazsınız. Kale ile alabilirsiniz ama burada zaten atla alınma sonunda, kale ile alınma sonunda farklı girişimlerde bulunabiliyoruz. Diyebiliriz. Şimdi Burada aslında e, Vezir D2 oynamak bir hata da oluyor ayrıca. Bunu da belirtmem lazım. Çünkü burada kale A4 hamlesi var. A4 piyonu bırakmış oluyoruz. Peki. Burada Vesso B3 ile devam etti. Kale A6. D5, e At5. Burada ama bahsetti fikri yapmıyor. Zaten çünkü kötü kalıyorsunuz onu yaptığınızda. Burada at d 4te devam ediyor Vesu. Tamam. Güzel. Şimdi burada at f6'dan sonra kale ad1. Şimdi burada güzel fikirlerimiz mevcut. At df5 gibi g7'ye vurma durumları olabilir. Ama vezirimiz öyle tabii ki d4'e gelmemiz gerekebilir. Etkili bir konum oluşturabilmek adına. Şimdi burada at g6 tekrardan gelindi. Ve dediğim fikir at df5 Ondan sonra Vezir D4 ve G7 piyonuna vurma durumları kesinlikle olabilir. Şimdi Kale A5 bizim için kötü bir hamle ama buna B4 hamlemiz mevcut. B4 hamlesi düşündüğünüzde yapılabilir ama F4 hamlesi de mevcut. Ama burada şimdilik B4 yerine F4 devam etmek konum açısından, konumun geri açısından daha sağlıklı. Ve F4 ile devam ediyor. Burada Vezir C6'dan sonra Şah 2 güvenli kareye atmak istiyor Şah'ını vezso Çok doğru bir fikir. Şimdi burada At4 gelmiş. Peki biz burada ne oynamalıyız? Burada Vezir B2 oynanmalı. Başka zaten verebilecek yani doğru olarak gösterebileceğimiz bir hamle yok. Vezir D4 biraz siyaha üstünlük sağlamış oluyor çünkü. Ama so burada Vezir D4 devam ediyor. Peki. At F6'dan sonra şimdi Kale E8. At E8 alınması gerekirken Vezir E8 aldığı için Ali Reza şimdi burada taktik bir feda oluşuyor. At G7. Müthiş bir at fedasıyla Vestiso bunu görüyor. Ve harika bir şekilde atı feda ediyor. Şah G7 sonrasında şimdi bahsettiğim birkaç hamle önce bahsettiğim B4 fikri var. B4 oynandıktan sonra kale A2, at F5, şah H7 oynamak daha mantıklı olabilirdi ama vezir F6'dan sonra atı da alıyoruz. Şahı burada sıkışmış durumda. Siyahların Ali Reza'nın daha doğrusu. Burada vezir E2 oynuyor. Peki vezir D8, vezir E8, vezir F6, Vezir E2, Vezir D8. Burada aynı hamleler dönüyor. Ondan sonra C7 piyonunu alıyor. Ve son. Tamam. Şimdi burada düşündüğünüzde e, Vezir E2 ile tekrar devam edilebilir. Ama e, hatta size göstereyim. Şöyle oynamak isterseniz burada sıkıntılı bir durumla karşılaşıyorsunuz. Hemen gösterelim. Vezir D6. Şah G8. Vezir D4. Pardon. Vezir D5. At F4. At 6 gibi bir devam yolu mevcut. At F7 vesaire diyerek bu devam ediyor. Ve burada Vezir F5 ile tabii ki bu G2 piyonunu bırakamıyorsunuz sürekli kiş çekmeniz yani şah çekmeniz gerekiyor diyebilirim. Ondan sonra kale g1 oynayabilirsiniz ama tabii ki bu yani tercih edilmeyecek bir yol diyebilirim. Şimdi hemen eski konumuza geri dönelim. Vezir c de almıştık. Burada şimdi Ali Reza sürenin sıkışıklığından mıdır bilmiyorum. Kale g2 vuruyor. Kale g2 yani kalesini boşa vermiş oldu aslında. Ama ve Siso alıyor kaleyi. Şah G2'den sonra şimdi burada At F4 geliyor. Şah G3, At 5 Ve burada Şah F3 oynadıktan sonra Ali Reza hem süresinin kısıtlılığı hem de zaten kale geri olmasının verdiği bir durumdan ötürü çekilmiş oluyor. Ve 15.5-15.5 olan skoru ve Siso 16.5 yaparak Speed Chess şampiyonası 2023'te üst sıra çıkmış oluyor. Yani yarı finale çıkmış oluyor diyerek doğruluk oranı da 94.7. Gerçekten çok güzel bir at fedası sonrası oluşan konumda. Vestiso çok doğru bir şekilde oynadı. Rakibinin süresinin kısıtlılığını tabii ki kullanaraktan harika bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Diyerek sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyifli bir keyifli ve öğretici bir video olmuştur. Ee, videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu Vesiso ile Ali Reza yani oyunları hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden, analizlerimden, videolarımdan memnunsanız abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Diyerek e, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.